Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu görüntümü bir ayarlayayım ya. Ekrana sığmıyor kafam, biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Şunu şöyle yukarı. Evet. Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Kimler buradaymış? Merhaba Hande. Teşekkür ederim Hande, sağ olun. Sizleri gördüm, daha iyi oldu. Dur dakika. Tamam. Evet. Şunu şöyle. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Kimler var? Bakıyoruz, eğitim koçuyla bir seans görüşmek ve eğitim. Evet. Bir hemen şeyimiz geldi arkadaşlar. 2023 KPSS yapay zeka ile hazırlanın, atanın. Evet. Bence süper bir uygulama. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bugün bir tanıtım dersi yapacağız sizlerle. Konuşacağımız konu aslında tabii ki tarzla ilgili çok fazla konuşacak şeylerimiz var ama özellikle KPSS'ye yönelik. Bizim bu derste bir kongrelerle ilgili bir genel değerlendirme yapacağım. Tek tek tabii ki kongreleri anlatmayacağım ama bu işi nasıl yapıyoruz, nasıl öğretiyoruz, kongreler konusu neden önemli? Bu konuyla ilgili ÖSYM daha çok nasıl sorular soruyor KPSS'de? Bununla ilgili bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tabii ilk önce sizin bu konuyla ilgili yaklaşımınız ne? Kongrelere ilgili yaklaşımınız ne? Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Genelde kongrelerle ilgili şöyle bir yanlış çalışma sistemi var. Ben bunu yıllarca değerlendirdim, gördüm de bizzat arkadaşlar. Genelde kongre maddeleri, genelde maddeleri herkes tarafından ezberleniyor. Adam oturuyor günlerce Amasya Genelgesi maddelerini ezberliyor. Sivas Kongresi kararlarını ezberliyor. Erzurum Kongresi kararlarını ezberliyor. Ama sonra sınava giriyor, bir sürprizle karşılaşıyor. İnanır mısınız? ÖSYM'nin çıkmış bütün sınav sorularını incelediğiniz zaman neredeyse şöyle bir soru yok. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi kararlarından biridir? Hangisi Sivas Kongresi kararları arasında yer almaz? Aşağıdaki maddelerden ise Amasya Genelgesi'nde değinilmiştir diye bir soru sormuyor. Daha çok nasıl sorular kullanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Alınan kararların yorumlarını ve mantığını istiyor. Hangi karar ulusal egemenliği sağlamaya yöneliktir? Aşağıdaki kararlardan hangisi azınlık haklarına tepki nitelindedir? Veya nasıl soruyor? İşte Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde alınan aşağıdaki kararlardan açı tam bağımsızlık düşüncesiyle çelişmektedir gibi gibi. Alınan her kararın yorumunu, mantığını. Hangi karar Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir? Hangi karar Kurtuluş Savaşı'nın amacıdır? Şeklinde, yöntemidir şeklinde genelde sorular soruyor. Şimdi biz de arkadaşlar bunlarla ilgili size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Şunu, evet. Şimdi arkadaşlar ben bu konuya girmeden önce ilk önce şöyle bir şey söylerim. Derim ki arkadaşlar Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması 19 Mayıs 1919 tarihi bizim için önemli bir tarih. Hem tarihsel süreçte önemli hem de sınav açısından önemli. Niye mi sınav açısından önemli? Ya arkadaşlar 19 Mayıs 1919 tarihi birçok dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Mesela 19 Mayıs 1919, 10 Kasım 1938 Atatürk dönemi diye geçiyor. Arkadaşlar buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Atatürk dönemiyle ilgili belki de yüzlerce soru sorulmuştur ÖSYM tarafından. Zaten ÖSYM dönem sorularına özellikle dikkat eder. Tanzimat dönemi, Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi, Atatürk dönemi bu gibi sorulara çok fazla özen gösteriyor. Ve bu gibi sorularla arkadaşlar karşımıza sık sık çıkıyor. Demek ki size Atatürk dönemi ne zaman başladı? Ya da Atatürk döneminde hangi uluslararası kuruluşa üye oldu? Atatürk döneminde kurulan partilerden biridir. Hangisi Atatürk döneminde açılan eğitim kurumlarından biridir, biri değildir şeklinde bir soru geldiğinde sizin ilk yapmanız şey ne? Nereden nereye Atatürk dönemi diyor. Zaten dönem sorularında özellikle ÖSYM bunu tartıyor. Sınava giren aday
o dönemin zaman sınırlandırmasını yapıyor mu, yapamıyor mu? Buna bakar, değil mi? O zaman biz ne diyoruz? 19 Mayıs 1919, 10 Kasım 1938 tarihleri arası Atatürk dönemidir. Yakın zamanda yine sordular. Mesela neden Atatürk dönemi dedik ya, bir soru daha sordular. Neydi arkadaşlar soru? 1919, 19 Mayıs 1919. Evet, 1927. Hatta şöyle yapayım mı arkadaşlar, hızlı bir şekilde de 19 Mayıs küçük yazayım da sığsın şuraya. 19 Mayıs 1919. Şöyle bir kısaca belirtelim. 10 Kasım 1938. Neymiş bu dönem? Atatürk dönemi. Yani bu araya Atatürk dönemi deniliyor. Atatürk dönemi. Bir şey daha söyleyeceğim. Atatürk dönemi ve sizden hızlı bir şekilde cevap bekleyeceğim. 19 Mayıs 1919. Bakın bu tarih ne kadar önemli olduğunu görün. 1927. Bu aralar ne deniliyor? Şu arası. Var mı fikri olan? Sesimi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu araya ne deniyor mesela? 19 Mayıs 1919, 10 Kasım şey 1927. Sesimi duyan var mı? Bakayım kimler var? Evet, cevap. Duyuyoruz Merve. Merve peki söyle. 19 Mayıs 1919. Ya hiç cevap gelmedi. Ben de diyorum ne oluyor? Ama bilgi yok. 1920. Ya Merve, KPSS'de 3 kez mi 4 kez mi ne soruldu şu olay? Bilmiyorsunuz. Vallahi ama ben söyleyeyim o zaman. Söylüyorum arkadaşlar. Evet, yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Acun gibi oldu ha. Yes Gülsüm. Nutuk, nutuk arkadaşlar. Nutuk dönemi. Bakın bununla ilgili ÖSYM'nin KPSS'de sorduğu sorular bir görseniz der ya. Aşağıdaki konulardan hangisine Nutuk'ta değinilmemiştir diyor. Bu soruyu okuyan bir kişi sınavda ağlamaya başlıyor. Niye? Ben Nutuk'u okumadım ki. Şimdi nasıl yapacağımı soruyor. Ya adam sana aslında Nutuk'u okuyup okumadığını sormuyor. Basit bir kronoloji sorusu soruyor. Örneğin bu 19 Mayıs 1927 yıllar arasında dışında kalan bir tarihi. Kadınlara seçme seçim hakkı. Nutuk'ta anlatılır mı? Hayır. Çanakkale Savaşı. Nutuk'ta anlatılır mı? Hayır. Latin alfabesinin kabulü. 1 Kasım 1900. Nutuk'ta geçer mi 28? Hayır, geçmez. Basit bir kronoloji sorusu soruyor adam size. Değil mi arkadaşlar? Zaten nasıl başlıyor? Atatürk ne diyor? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlıyor. Peki yine 19 Mayıs 1919 tarihi bizim için önemli bir tarih dedik. Bir de şöyle bir olay var. 19 Mayıs 1919, evet, 23 Nisan 1920. Peki bu dönem ne? Gülsüm, buraya ne deniliyor? Ya bu tarihe onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bu tarihe dikkat etmeniz gerekiyor. Bu araya ne deniliyor arkadaşlar? Evet. Kurtuluş mu? Merve, kurtulduk mu? Bence kurtulmadık da. 20, 1920. Evet, Betül. Ne diyor Betül Gökmen? Evet, ne diyoruz arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Evet, değil mi? Kurtuluş, işte Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Dönemi. Veya hazırlık veya ne diyorsunuz siz? Örgütlenme dönemi. Değil mi? Örgütlenme dönemi. Dediğimiz süreçtir arkadaşlar. Bu tarihler arası 19 Mayıs 1919, 23 Nisan 1920 Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemidir. Şimdi ÖSYM bize şöyle bir, ama bu zaten Merve bir tanıtım dersi. Hani ben bu dersi nasıl anlatıyorum? Neler yapıyorum? Neler anlatıyorum? Onu görmeniz için. Tamam. Eksik olmanız normal. Görmemek isteriniz. Eksik. Zaten bizim burada olmamızın nedeni sizin o eksikliğinizi kapatmak. Bu eksikler nasıl kapatılır? Onu göreceksiniz. Şimdi dinleyin beni be arkadaşlar. Adam bize şöyle bir soru sorabilir mi Merve? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi olaylarından biridir? Biri değildir diye bir soru sorabilir mi? Evet, sorabilir. Değil mi? Bakın ilk başta buna çok dikkat ediyorsunuz, tamam mı? Evet, sordu bu soruyu diyelim. Ha, o zaman siz ne diyeceksiniz? Habesas mi?
Bu benim kodlamamdır arkadaşlar. Habesas mi? Kelime tuva. Hocam bu ne demek? Japonca kelime gibidir. Habesas mi? Bu ne? Arkadaşlar bu Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi olayları aynı zamanda kronolojik sıradır. Yazıyor ekranda. Havza Genelgesi değil mi? Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Balıkesir Alaşehir Kongreleri, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, son Osmanlı Nevruz Darbesi'nin açılması, Misak-ı Milan ilanı, İstanbul'un işgali. Alın size Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi olayları ve kronolojik sıra. Arkadaşlar dinleyin beni ben. Kongreler, genelgelerle ilgili sorun çözmeye başlayacaksınız. Sorunlar ya Nahabesas mı diye yazın. O kadar çok etkili olmaya başlıyorsunuz ki bu konuda. Olayların gidiş mantığını kuruyorsunuz. Ha, bazen arkadaşlarınız soruyor. Hocam tam kronoloji. Ya tam kronoloji de sadece de şunu yapıyorum kronolojide. Şu ikisi yer değiştiriyorum. Tamam niye? Erzurum 3 gün önce toplandı. Aralarında 3 gün var. Hayır, kelime zaten tuhaf. Bir de E'yi öne alıp kokumaya kalktık. Tuhaf bir şey çıkacak. Biz de ne diyoruz? Habesas mı? Diyoruz. Aynı zamanda kronolojik sırada diyoruz. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi olaylarıdır diyoruz. Acayip işinize yarayacak. Şimdi arkadaşlar ben bu konuyla anlatırken ilk önce şu şeyi söylüyorum. Diyorum ki bakın genel kongreler dönemiyle ilgili ilk dersin başında söyledim ya. Sakın ha kararları ezberlemeyin. Sakın ha yani ezberlemeyin de bakın arkadaşlar. Mesela sınava giriyor bir aday ya da sınava hazırlanıyor. Diyorum ya genel olarak bakılan görülen şey nedir arkadaşlar? Ezberdir. Herkes bunların kararlarını Allah bilir. Belki aranızda da olmuştur. Doğru söyleyeyim. Ezberlediniz mi? Arkadaşlar. Ya arkadaşlar mesela adam alıyor eline kitabını, defterine, notunu. Genelgeler, kongreler ezberli. Amasya Genelgesi 28 Mayıs 1919. Alınan kararlar 1 şu, 2 şu, 3 şu, 4 şu, 5 şu okuyor. Sonra tekrar başa dönüyor. Amasya Genelgesi'nin kararları 1, 2, 3 okuyor. Kapatıyor defteri havaya bakarak tekrar ediyor. Ya da karşısında birisine veriyor. Bir bak şuraya diyor. Sırayla okuyabiliyor mu? 10 kez, 20 kez bunu yapıyor. Ama zaten güçsüm. Ben ne diyorum? Benim en önemli şeyim şudur derste. Tarihte en tehlikeli şey ezberdir. Sakın ha tarihi ezberlemeyin derim. Tarihi konular, tarihi olaylar ezberlemeyin sakın ha. Bu başarısızlığın ilk adımıdır diyorum. Kardeşim sen tarihte hangi konuları ezberleyeceksin? Kaç tane şiir ezberlediniz şimdiye kadar? Hocam bir iki tane var. Hiç değil mi? Ya ezberlemeye kalksan İlsu ezberlemeye kalksan bir kıta 3-4 para. Aklında da durmaz. Tarihte 1000 tane olay var. 1 milyon tane olay var. Hangi olayı ezberleyeceksin? Mantık. Olayla bakın öyle bir anlatırım ki tarihi. O tarihin içine sokarım sizi. Yaşatırım o tarihte. Bakın değil mi? Aynen öyle. Ayrıca tarihte Bucaş Anlaşması'nın maddeleri, Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddeleri, 93 Harbi'nin nedenleri, Kırım Savaşı'nın nedenleri, sonuç imzalan aklıma gelenler, İstanbul Fethi neden sonuçları, değil mi? Ankara Savaşı neden sonuçları, İslamiyet öncesi Türk devletleri, Kürtler miydi? Ya bunlar hangi birini ezberleyeceğim? Bu olmaz. O zaman ne yapacaksınız? Olay mantığını kavrayacaksınız. Eğer ki mantığını kavrarsanız bu KPSS'de ÖSYM'nin sorduğu sorular vız gelir tırız gider size arkadaşlar. Harbiden öyle. Vız gelir tırız gider. Yani çok da rahat yaparsınız. O kadar basitleşiyor ki sorular. Çünkü olay mantığını biliyorsunuz. Ben mesela genelgeleri, kongreleri anlatırken genelde ne diyorum biliyor musunuz? Bakın hiçbir kararı, hiçbir maddeyi ezberlemeyin. Kararların mantığını ezberleyin. Mantığını kurun. Mesela Amasya Genelgesi'ni ezberledin ya sen. Adam çıkıyor sana bir soru soruyor. Diyor ki Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın ya da hangisi ileride rejimin değişeceğini ilk işaretidir? Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ileride rejimin değişeceğini ilk işareti olmuştur diyor. Sen ezberlemişsin bütün maddeleri. Evet, adam sana maddeyi sormadı. Değil mi?
Hangi mantığını istedi? Hangi karar gerekçedir? Hangi karar amaçtır? Değil mi? Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi ben genelgeler, kongrelerle ilgili ilk başta diyorum ki bakın bunun bir sırası var. Bu mantığı kafanızda oturtmanız lazım. Tutturursanız ilk başta bu sıkıntı geçmesi için bir adım atmış olursunuz. Şimdi tek tek sonra genelgeleri anlatmaya başlarken diyorum ki arkadaşlar havza genelgesinin amacı ne? Havza genelgesinin amacı ne? İlk önce bunu bir öğrenin. Bu arada diyorum ki genelge ne demek? Bunu da bilin. Kongre ne demek? Genelge ne demek? Genelge bir kişinin bir konu hakkında yayınladığı belgedir. Kongre toplantı sonucu alınan kararlardır. Başta bunu da bilmek lazım. Diyorum ki Havza Genelgesi'nin amacı nedir arkadaşlar? Havza Genelgesi'nin amacında ilk önce bunu bir öğrenin diyorum. Amaç ulusal bilinci uyandırmak. Değil mi? Ulusal bilinci uyandırmak. Mesela ilk önce buna dikkat edin. Peki uyandı mı ulusal bilinç? Çünkü Atatürk niye burada bakın fazla da bunu söylüyor uyandırmayı. Anadolu'nun dört bir tarafı işgal altında ama halkın büyük bir bölümünün olan bitenden haberi yok. Kim nereye işgal ediyor? Halkın haberi yok ki birçok şeyde. Ondan dolayı Mustafa Kemal ne yapıyordu Havza Genelgesi'nde? Ulusal bilinci uyandırmak amacıyla halkı olan bitenden haber etmeye çalışıyor. İlk hedefi bu. İlk hedefi bu havzada. Bakın bir kıvılcım, bir başlangıç, bir ne de havza genelgesi ulusal mücadelenin ilk ateşidir arkadaşlar. Ama halk ilk önce olan bitenden bir haber olsun diyor. Onun için göster ve mitingler yapın diyor. İzmir'in işgalinin haksızlığını bildiren telgraflar çekin diyor. İstanbul hükümetine ve İtilaf Devletleri'ne. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Kemal neden İzmir'in işgalinin haksızlığını bildiren telgraflar çekin dedi Havza'da? Anadolu'nun dört bir tarafı işgal altındayken neden sadece İzmir'i söyledi? Urfa haklı yerim işgal edildi. Hayır. Niye Urfa'yı söylemedi? Zonguldak haklı yerim işgal. Hayır. Niye Zonguldak'ı söylemedi? Antalya, Adana'yı niye söylemedi de sadece İzmir'i söyledi? Bunu biliyor musunuz? Bu çok ilginç bir olaydır. Niye sadece İzmir'i söyledi? Her yer işgal altındayken Mustafa Kemal neden sadece İzmir'in işgalini söyledi? Neden? Neden bunu yaptı arkadaşlar? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hayır hiç alakası yok. Zonguldak daha yakın Sefa. Hayır ya İzmir daha yağmalanmadı ki. Abo bu çok ilginç bir olaydır ha. Siz bunu bilmiyor musunuz? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim Gülsüm. Bunu da mı hiç düşünmediniz? Ya İzmir'in işgali diye bir başlık atılıyor değil mi? Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi anlatırken. İzmir'in işgali diye değil mi? Hayır Merve Antalya'dan da çıkarıldı. Antalya'da işgal edildi. Adana'da işgal edildi. Oradan da çıkabilirsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hiç şunu düşündünüz mü? Hiç şu soruyu sordunuz mu kendinize? Mesela bu konu işlenirken, bilmiyorum işlediniz mi? Mondros Ateşkes Anlaşması anlatılıyor değil mi? Sonra işgaller anlatılıyor. Kimleri işgal edince sonra devam ediyorsun. Paris Konferansı sonra bir başlık çıkıyor karşına. İzmir'in işgali. Ya arkadaşlar Anadolu'nun dört bir tarafı işgal altındayken neden sadece İzmir işgali diye başlık atılıyor? Mustafa Kemal Havza'da neden İzmir işgali? Bunun cevabını vermeyeceğim şimdi. Yani vermeyeceğim. Dinleyin mi arkadaşlar? Bekle bir sefa. Şimdi dinleyin mi? Vallahi bir söylemeyeceğim. Yani nazlanıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben çabuk ikna olurum ben. Bekleyin mi? Hemen söylerim. Ama soruyu niye anlamadın Merve? Soru ne biliyor musun? Soru şu. Neden Mustafa Kemal mesela Havza'da İzmir'in işgalini bildiren telgraflar çekildi diye? Niye sadece İzmir'i söylüyor? Her yer işgal altındayken neden sadece İzmir'i söylüyor? Soru bu. Şimdi dinleyin beni be. Arkadaşlar bu genelge amacına ulaşıyor. Niye? Anadolu'nun bakın Anadolu'da birçok yerde 93'e yakın miting düzenleniyor. Hayır bir dakika Merve o da değil. 93'e yakın miting düzenleniyor ve Anadolu'dan İstanbul hükümetine 160 bine yakın 160 bine yakın telgraf çekiliyor. Evet 15 Mayıs'ta işgal edildi de bundan da iletişiyor. İzmir işgal edilmeden önce Anadolu'nun dört bir yanında zaten işgaller vardı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi beni iyi dinleyin arkadaşlar. Bu amacına ulaştı.
Tamam mı? Arkasından Mustafa Kemal hemen İstanbul hükümeti geri çağırıyor. Niye geri çağırıyor? Çünkü görevi dışına çıktı. 9. Ordu müfettişiyle Karadeniz'deki Türk halkının direnişini, hayır o da değil İmaha. Bunu vallahi bilmiyorsanız benden öğreneceksiniz ama bunu bir gün yani sorgulayın. Yani niye İzmir'in işgali Kurtuluş Savaşı'nda bir dönüm noktası? Zonguldak, Urfa, Antep, Maraş, Antalya, Konya, bilmem ne buralar olmazken niye İzmir? Değil mi? Rum nüfusu vardı. Hayır. Şimdi dinleyin beni be. Arkadaşlar neyse bakın bir dakika bekleyin be. Şimdi genelge amacına ulaşıyor Havza Genelgesi. Tamam mı? Bakın olayların mantığını ezberleyerek giderseniz çok acayip bize ezberleyerek ezber yok, ezber yok. Ağzımdan kaçtı. Mantığını öğrenirseniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde bu konularla ilgili problem yaşamayacaksınız. Şimdi beni iyi dinleyin arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal geri çağırdı. Çünkü silah geri tepmişti. Anadolu'da düzeni sağlaması ve Türk halkının direnişini durdurmak için gönderilen adam ortalığı daha da karıştırdı. Evet. Hatta ben şu soruyu da soruyorum. Mustafa Kemal bu genelgeyi ilgili makamlara telgraflarla gönderdikten sonra gönderiyor. Ve diyorum ki ya arkadaşlar birisi geliyor bir genelge yayınlıyor ve bütün Türkiye ayağa kalkıyor. Bu nasıl oldu diyorum. Bugün birisi çıksa bir genelge yayınlasa hemen hepimiz ayağa kalkar mıyız? Yok. Kim lan deriz? Genelge niye yayınladı? Amacı ne var? Adam tipine bakarsın bilmem ne. Ama Mustafa Kemal bu genelgeyi yayınladıktan sonra ve ilgili makamlara telgrafla gönderdikten sonra Anadolu neredeyse ayağa kalkıyor. Peki bu nasıl oldu? Ondan dolayı mı? Peki, değil. Yani çok öğreneceğiniz şeyler var. Bunu söyleyeyim mi? Çünkü Mustafa Kemal telgrafı valilere, kaymakamlara ve ordu komutanlarına gönderdiğinde altına imza atmıştı. 9. Ordu, hayır bak beni çok iyi dinleyin. Neden bir kişinin yayınladığı bu genelge bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı? Tamam Mustafa Kemal'in ismi duyurulmuştu. Başarılı bir komutandı. Ama yani Anadolu'daki birçok halkın da durumdan haberi de yok. Bakın bunun nedeni de ne biliyor musunuz? Hemen söylüyorum hızlı bir şekilde. Bunun nedeni de şu. Mustafa Kemal bu genelgeyi ilgili makamlara gönderirken altına imza attı. 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal. Tüm General Mustafa Kemal. 9. Ordu müfettişi tüm General Mustafa Kemal. O kadar geniş bir yetkiyle geldi ki İstanbul hükümeti Mustafa Kemal öyle bir yetki verdi ki valilere, ordu komutanlarına ve kaymakamlara emir verme yetkisi vardı. Şimdi bu genelgeyi gönderdi ya valilere, kaymakamlara, ordu komutanlarına. Bu makamdaki kişiler genelgeyi bir açtı ki bir baktılar ki kim göndermiş genelgeyi? Kim göndermiş? Genelgeyi kim göndermiş? Hemen söyleyin. Adamlar baktı genel telgraf geldi altında bir imza. Değil mi? Bakıyorlar kimse abo. Genelgeyi kim göndermiş? Bir cevap verin. Hadi Merve, Betül, Gülsüm. Yani çok güzel arkadaşlar. 9. Ordu müfettişi. Yani kim göndermiş oluyor? Kim göndermiş oluyor? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin en yetkili kişi. Devlet istemiş oluyor bunları. Yani şu maddeler var ya, onları devlet istemiş oluyor. Kaymakamlar, valiler çıkıyor halkın karşısına. Halk diyor, kalkın diyor. Halk diyor ki ne oldu diyor. Gösterme miting yapacakmıştır. Niye ki diyor. İşgaller varmış diyor. Devlet diyor ki kalkın diyor. Devlet demiş oluyor. Devlet diyor ki kalkın diyor. Gösterme miting yapacağız. Her yeri çıkarmış. Ha, halk olan bitenden haberdar oldu. Öyle mi? O zaman hadi diyoruz. Bakın bu genelgenin bu kadar etkili olması nedeni Mustafa Kemal'in genelgenin altına attığı imzadır. 9. Ordu müfettişi. Devlet adına göndermiş oluyor bunları. Anlatabildim mi? Sonra Amasya'ya geçiyor. Tabii Kurtuluş Savaşı'nın bakın en önemli konulardan bir tanesi de Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi. İlk önce önemini bildirir. Bir ihtilal bildirgesidir diyor. Niye ihtilal bildirgesi diyorlar arkadaşlar? Niye bir ihtilal bildirgesi diyorlar? Niye? Neden diyorlar? Arkadaşlar, neden bir ihtilal bildirgesi diyorlar Amasya Genelgesi'ne? Neden? Neden? Siz bu konuları gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Evet, var olan düzene karşı ilk tepki olduğundan dolayı. Da, tamam o zaman tamam ben soru. Evet var olan düzene ilk tepkidir. İktidar nedir? Toplum tarafından düzeni
Düzenle Osmanlı düzenine ilk tepkidir. Peki bunu nereden anlıyoruz? İşte şu maddede arkadaşlar, şu madde var ya, bu madde, her şey bu maddede bitti zaten. Değil mi? Burada bir itibar bildirgesi olduğunu, üstü kapalı olarak Mustafa Kemal neden bahsetti? İleride rejimin değişeceğinden. Onun için bakın, özellikle Amasya genelgesine çalışırken arkadaşlar, hangi maddenin gerekçe, hangi maddenin yöntem, hangi maddenin amaç olduğuna çok dikkat etmeniz lazım. Tabii canım, bu cumhuriyetçiliğin tanımıdır. Ama o anda kimse çakmamış, biliyor musun? Değil mi? Yani bunu Mustafa Kemal söylediğinde herkes zannetmiş, lan ne güzel söyledi, lan bu cumhuriyetçiliğin işareti. Çakmadılar. Üstü kapalı. Çünkü ortam böyle bir değişime müsait değildi. Şimdi arkadaşlar dinleyin beni. Evet. Bu genelgede yayınlanıyor. Bu genelgede yayınlanıyor. Tamam, maddeleri çok geniş bir şekilde şimdi tartışmayacağız. Tabii bunun üzerine Mustafa Kemal'i görevinden alıyor İstanbul Hükümeti, değil mi? Baktılar. Genelgenin altına Mustafa Kemal imza atıyor ya. Altta görüyorsunuz, birçok kişi imza attı. Yine Mustafa Kemal aynı şekilde imza attı. 9. Ordu'nun fetihçisi Mustafa Kemal diye imzaladı. Ve genelgeyi yine ilgili yerlere gönderdi. İstanbul Hükümeti dedi ki bu adam çok oluyor. Bizim verdiğimiz yetki bize karşı kullanıyor. Hemen bu genelge yayınlandıktan sonra Mustafa Kemal ne yapıyor arkadaşlar? İstanbul Hükümeti Anadolu'da ilgili makamlara ve Mustafa Kemal'e bir telgraf çekiyor. Ne diyor telgrafta? Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınmıştır diye. Mustafa Kemal de bir cevap gönderiyor. Beni padişah görevlendirdi. Padişah görevden alabilir. Sizin beni görevden alma yetkiniz yok diyor. Oyalıyor. Ama 9 Temmuz 1919 yılında Mustafa Kemal çektiği ikinci telgrafta ne diyor? Her türlü askerlik görevinden, yetkilerden, rütbelerden, aşamalardan istifa ettim ben diyor. İstanbul Hükümeti'ne diyor ki artık bana emir verme yetkiniz yok. Ben Sine-i Millet'e dönüyorum. Aynen öyle. Sine-i Millet'e dönüyorum dedi. Ve o haliyle toplanmasına karar verilmiş olan Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'a doğru harekete geçmişti Mustafa Kemal. Tabii bunu duyan İstanbul Hükümeti Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e bir telgraf çekti. İstanbul Hükümeti Kazım Karabekir'e telgraf çekiyor. Ve ne diyor? Asi Erzurum'a gelmek üzeredir. Geldiğinde onu orada tutuklayın. Asi'den kasıt Mustafa Kemal. Evet, Asi Erzurum'a gelmek üzeredir. Geldiğinde Erzurum'da onu tutuklayın diyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir birlikleriyle birlikte Erzurum'da Mustafa Kemal'i bekliyor. Mustafa Kemal Erzurum'a geldiğinde Kazım Karabekir onun önüne geçiyor ve ne diyor? Ben ve ordum emrinizdeyiz paşam diyor. Değil mi? İlso. Çok önemli bir adamın desteğini aldı. Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir adamın desteğini aldı. Kazım Karabekir'i. Ama unutma İlso. Daha sonra İstiklal Mahkemelerinde yargılamak, idam etmek için yargılayacağı adamın desteğini alıyor. Bunu da unutmayın. Tamam mı? Bir dursun burada. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bu genelgeden sonra tabii önemli. Bu arada bu genelgenin altına bu kadar kişinin imza atması ulusal mücadelenin kişisellikten çıktığının göstergesidir. Mustafa Kemal bu kişileri birazcık ikna ederek imza attırıyor. Ya imza atın diyor. İmza atın diyor. Rauf Orhan imzalamak istemiyor. Ya maddeyle biraz sıkıntı diyor. Padişah kızarsa falan. Ya Rauf diyor. Mesele padişah değil. Mesele vatan meselesi. Şimdi Mustafa Kemal niye bunlara imza attırıyor biliyor musunuz? Çünkü bu benim şahsi bir mücadelem değil diyor. Arkadaşlar hepsini tek başına tek tek kendisi gitse var ya, her şeyi tek başına yapıyor Mustafa Kemal. Genelgeler yayınlıyor. Bir şeyle toplantı yapıyor. Kendisi karar yapıyor. Kendisi bir şey yayınlıyor. Millet ne derdi biliyor musunuz? Ya bu adam heyecan arıyor herhalde. Macera arıyor. Bu ne ya der. Ne yapmaya çalışıyor der. Onun için Atatürk ne diyor? Atatürk diyor ki bu benim şahsi bir mücadelem değil. Ulusun mücadelesidir diyor. Değil mi? Ali Fuat Cebesoy ne yapıyor arkadaşlar? Ali Fuat Cebesoy, Refet Bela, Rauf Orbay bunlara imzalattırıyor. Kazım Karabekir ve Mersin'in Cemal Paşa telgrafla onayladığını bildiriyor. Şimdi arkadaşlar daha sonra Erzurum Kongresi toplanıyor ki Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminin en önemli kongresi Erzurum Kongresi'dir. O kadar önemli ki niye biliyorsunuz mu? Bir iki şey söyleyip size bir soru soracağım. Tamam mı? Arkadaşlar
her şeyin ilki Erzurum'da oldu. Kurtuluş Savaşı'nın kapsamlı bir programıdır Erzurum. Yapılacak işleri sıraya koyuyor. Çok dikkat edin. Ulusal sınırlardan ilk kez bahsediliyor. Değil mi? Manda İmaya ilk kez resmediliyor. Azınlık haklarına ilk tepki Erzurum'da konuluyor. Ulusal egemenlik düşüncesi açık bir şekilde ilk kez burada dile getiriliyor. Kimim? Kazım Karabekir'e mi oynanmış Amasya Genelcisi? Bir dakika. Ya bir saniye. Dur bir dakika. Mesut'un. Pardon, dur şu ekranı da şöyle bir yapayım. Mesajın başı, peki hocam, Kazım Karabekir onaylamış Amasya Genelcesi'ni. Osman nasıl Erzurum'a Mustafa Kemal'in karşısına gönderdi? Hayır, Kazım Karabekir zaten orada, Osman bir şey göndermiyor. Osman Kazım Karabekir'i göndermiyor ki oraya. Zaten orada duruyor Kazım Karabekir. Ordusunu dağıtmayan tek Osmanlı paşası. O 15. konordu. Dağıtmıyor orada. Orada duruyor. Kazım Karabekir orada duruyor zaten. Tamam mı? Yani orada duruyor. Yani İstanbul hükümeti git İstanbul'dan git onu tutukla gel demiyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar beni bir dinleyin. Bir dakika bakayım. Ha. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ha. Erzurum Kongresi'nde bakın. İstanbul için ayrı bir hükümet kurma kararı ilk kez Erzurum'da alınıyor. Dış yardım alma kararı ilk kez Erzurum'da alınıyor. Mebusname'sin toplanma kararı ilk kez Erzurum'da alınıyor. Her şeyin ilki Erzurum'da oluyor. Tamam mı? Şimdi özellikle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir saniye şunu aşağı alayım. Ha. Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde bakın benim en can alıcı soru, gerçi ÖSYM sordu da, bilgi. Bir bilgi vereceğim size. Ve buna çok dikkat edin. Hatta soruyu yazayım. Tamam mı? Soruyu yazayım. Sizin karşınıza bu soru çıksa siz cevap ne derdiniz? Okey mi? Bu arada Anadolu'da biz kaç tane kongre düzenledik biliyorsunuz mu? Şimdi ders olarak Amasya, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Balıkesir, Alaşehir 3-4 tane kongreden bahsediyoruz. Ama 20'ye yakın kongrenin düzenlendiğini unutmayın. 20'ye yakın. Bunlar içerisinde Mustafa Kemal hangilerine katıldıydı? Mesela bir saniye şuradan kalemi alayım. Ha, hangilerine katıldı Mustafa Kemal? Afyon değil mi? Hatta sırayla yazayım bir dakika. Sırayla yazayım. Bekleyin be. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Afyon Kongresi, Pozantı Kongresi. 5 Ağustos. En son kongre Pozantı'dır. Değil mi? Sırası bu. Neyse o kadar da önemli değil sırası. Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerdir. Ama Nazilli Kongresi, Muğla Kongresi, Lüleburgaz Kongresi, Edirne Kongresi, Ardahan Kongresi, ya 20'ye yakın kongre düzenlenmiş. Şimdi benim soracağım soru şu size. Tamam mı? Şurayı bir temizleyeyim. 3 tane öncül veriyorum. Bir dakika. Bakalım çok merak ettim. Bu soru sizin karşınıza çıksaydı ne yapardınız diye. Bir. Tamam ama herkes cevap versin. Kaç kişiyiz? 27 kişi. 3-4 kişi biziz. Tam bağımsızlığı sağlama. Tamam mı? Cevaplarınızı okuyacağım ben. Böyle bakacağım. 2. Bölgelerin Türklüğünü savunma. Savunma. 3. Ulusal egemenlik düşüncesini gerçekleştirme. Dur şöyle biraz kaydederim sizi. Bir de beni. Gerçekleştirme. Tamam mı? Öncül bu. Soruyu yazayım mı? Yazayım ben. Şöyle diyelim. Kurtuluş Savaşı. Örgütlenme döneminde. Aslında bunu yazmasaydı. Döneminde toplanan kongrelerin ortak özelliğidir.
Yani soru şey oldu, düşük oldu ama şöyle, yukarıda verilenlerden hangileri Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde toplanan kongrelerin ortak özelliğidir? Hadi bakalım. Lütfen buna bir cevap verin. Aklı. Yalnız iki, bir iki, iki üç, bir iki hepsi hocam falan diyebilirsiniz. Ben okuyacağım. Evet, cevap istiyorum. Sesim geliyor değil mi? Bir ve iki dedi Burcu. Devam edin. Burcu bir iki dedi. Evet. Gülsüm, İlsu, Hande, Merve, Sefa, Sefa bir hepsi dedi. Hande bir üç dedi. Gülsüm bir üç dedi. Betül bir üç hepsi dedi. Başka devam edin. Şeyma bir üç dedi. Merve hepsi dedi. Evet. Evet. Ümmü Han bir üç dedi. Ya sistem dur bir. Şimdi arkadaşlar var mı başka? Berna 3 dedi. Ya herkes cevap versin de bir şey söyleyeceğim. Berna fikri olan ya bir şeyler yazın. Bir iki dakika bakayım mı? Vaktimiz de az kaldığı için. Şimdi bekleyin beni be arkadaşlar. Berna'dan sonra cevap yazan yok. Arkadaşlar dinleyin beni be. Dinleyin beni be. Ne diyoruz biliyor musunuz? Ya Halit Baran yalnız bir dedi. Söylüyorum. Başka yok. Hiçbiriniz de doğru cevap veremediniz. Evet, hiçbiriniz de doğru cevap veremediniz. Demek ki bu soru karşınıza çıksa sınavda hepimizi yamultacak. Ama bundan sonra cevap yalnız ki. Ortak özelliği. Arkadaşlar, şimdi beni iyi dinleyin. C2-3 dedi İzem. O son anda yok. O da olmadı İzem. Yalnız iki cevap. Hüseyin Hocam nasıl? Arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde toplanan kongrelerin üç ortak özelliği vardır. Bunun dışında hiçbiri birbirine benzemez. Bir, yazayım mı onları? Siz de bir yere not alın. Bütün kongrelerin üç ortak özelliği. Bir, bölgelerin Türklüğünü savunma. Ha, evet, bölgelerin Türklüğünü arkadaşlar bu sınavda bir soruluyor ki giren adayların büyük bir bölümü yamultu çıkıyor. Ya bu acayip bir şey. Bölgelerin Türklüğünü savunma. Şimdi açıklayacağım ha. Hocam nasıl? Tam bağımsızlık savunma. Bu bir. İki. Kuvayi Milliye'yi destekleme. Ha kuva neyse Milliye'yi destekleme. Destekleme. Üçüncüsü ise nedir? Evet, üçüncüsü. İşgallere karşı direnme. Bakın direnme. Şimdi bir dakika ben bunlarla açıklayayım bir kare. Bunun dışında hiçbir şey ortak değildir. Bunu kafanıza iyi oturtun. Bir, İstanbul hükümetine karşı çıkma. Yok ortak değil. Düzenli ordunun kurulması. Hayır öyle bir şey yok. Kongreler için de düzenli orduyla ilgili karar veriyor. Hep Kuvayi Milliye ile ilgili. Bakın tam bağımsızlığı sağlama. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Bazı kongrelerde mandatçı fikri kabul edilir. Balıkesir Alaşehir Kongreleri. Demek ki adam kafasında ne oluşmamış? Ya Kurtuluş Savaşı'nı yapalım ama tek başına yapamayız. Elde avuçta yok, para yok, şu yok, silah yok. Onun için güçlü bir devletin himayesiyle yapalım. Aha, adam da tam bağımsız fikri oturmamış. Atatürk'ün katılmadığı hiçbir kongrede ulusal egemenlikle ilgili karar alınmamıştır. Bunu da unutmayın. Bir tek Atatürk'ün katıldığı kongrelerden bahsediliyor. Onun dışında hiçbir şeyden bahsedilmiyor. O zaman siz ne diyeceksiniz? Bütün kongrelerin üç ortak özelliği vardır. Bunun dışında hiçbir şey ortak değildir. Tamam. İşgallere karşı direnme var ama tam bağımsızlık yok. Mesela bu. Bu o kadar güzel soruya dönüşüyor ki arkadaşlar. O kadar güzel sorulara adam bunu bak bunun için şıktan içine bir sürü şey koyabilir. İstanbul hükümetine karşı çıkma. Evet herkes İstanbul hükümetine karşı. Nerede çıkarsın? Birçok kongrede bağlılık bildirildi. Birçok kongrede bağlılık bildirildi. Düzenli orduyu kurma. Kongrelerde düzenli orduyla ilgili bir şey yok. Bu soru var ya, ÖSYM'nin kullandığı sorular. Ve sorulduğu zaman birçok kişinin canını fena yakıyor. Tamam mı? Evet arkadaşlar bakıyorum bana ayrılan süre burada doldu. Neredeyse kıssadan işte bir 15-20 dakikada kongreleri neredeyse şöyle bir toparlamış olduk. Dikkat etmeniz gereken. Ha, İzmir. İzmir. Hocam İzmir'i söyler misiniz?
Söyleyeyim mi? Neden İzmir? Söylüyorum Sefa. Diyormuşum bir anda ekran kapanır. Yok, söylüyorum. Evet. İzmir'i işgal eden Yunanlıların İzmir'e ilhak amaçlı gelmesidir. Bitti, olay bu. Kalıcı işgal. İzmir kalıcı işgaldir. İngiltere, Fransa, İtalya işgal ettikleri yeri sömürmek için geliyorlar. Ama Yunanistan yerleşmeye geliyor. Bunun için İzmir'in işgali Kurtuluş Savaşı'nda bir dönüm noktasıdır. Onun için Mustafa Kemal uyanın ey halk. Topraklar elden gidiyor derken İzmir'i gösteriyordu. Urfa'yı, Antep'i değil. Fransızlar Urfa, Antep'i işgal ettiğinde Eyfel Kulesi'ni dikecek Urfa'yı. Yok, bakacak, sömürecek, çekip gidecek. Ama Yunanlar gitmeyecek. Kalıcı işgal, ilhak ondan dolayı. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Tabii canım. Ondan dolayı işte. Tabii canım, kalıcı yerleşmeye geliyor Yunanistan. Sefa, tamam mı? Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Tabii, ondan dolayı mı? Toprakları katmaya geliyor. Fransızlarla İngilizler, İtalyan öyle bir amacı yok. Çok güzel, ondan dolayı. Bak nasıl hemen açıldık değil mi? Ondan dolayı reddi ilhak. Ne demek ilhak? Reddetme. Bu ismi sadece İzmir'de duyarsınız. Evet. Sizlerle tanışmak güzeldi arkadaşlar. Bir tanıtım dersi yaptık. Bu işi nasıl yaptığımızı öğrendik. Yani bana ayrılan süre bu. Betül. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, bir dahaki tanıtımda inşallah yine görüşürüz. Ya ama biz diyoruz ya, buradayız. İşimiz bu. Ben şunu da söyleyeyim. Tarihle ilgili sıkıntınız kalmaz. Yani kendime güveniyorum. 23 yıldır. 23 yıldır, hatta bunun neredeyse 17-18 yılı, 17 yılı diyeyim, KPSS'de geçti. Hiç affetmem. Yani benim kendi şeyim var da. Yani onun için diyorum yani. Merve, tam senin yaşın kadar tarih anlatmışım. 2001 yılında. Hey, Merve doğduğunda ben bu işe başlamıştım. Tabii canım. Türkiye'de ilk KPSS, o zaman KMS, DMS, o dönemlerde ilk başlayan benim zaten. Gizem, onun için beni dinlemen lazım. Ne olaylar, ne olaylar. Neler neler anlatırım. Var ya. İnşallah. Ya, tabii mantık, o bağlantı, o yorum. Ben çünkü tarihi anlatırken sürekli sorular sorarım. Sürekli sizlerle tartışarak gideriz. Ben öyle boş değil. Ne yazarsam size sorarım. Ne işte? İslamiyet öncesi Türkler göçe. Niye göçebeydi? Niye göçebe yaşadı?